Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size zor kilo veren ya da bütün çabalarına rağmen çok yavaş kilo veren ya da hiç veremeyen arkadaşların belki metabolizma sıkıntısı vardır diye bu videoyu hazırlamayı gerek duydum. Burada hep beraber yavaş metabolizmanın belirtileri nedir ona bakacağız. Çünkü bazı arkadaşlar bütün diyet kurallarına dikkat ettikleri halde ya kilo veremiyorlar, ya da çok yavaş veriyorlar. Diyelim ki bir arkadaş sizinle beraber aynı şekilde aynı rejimi yapıyor. O çok hızlı kilo veriyorken, siz e, ya hiç veremiyorsunuz, ya da çok yavaş veriyorsunuz. Burada da belki metabolizmanızın yavaş çalıştığının göstergesidir. Şimdi hep beraber buradaki şıklara bakarak metabolizmamızın yavaş olup olmadığını anlayabileceğiz. O yüzden öncelikle e, ben size tavsiyem önce bir doktora danışmanız, gidip bir tahlil yaptırmanız, kan değerlerinizi ölçtürün ve tiroidinizin düzgün çalışıp çalışmadığına baktırın ya da herhangi bir başka sağlık probleminizin olup olmadığına bakmanızı istiyorum. Ondan sonra tekrar metabolizmamızı gözden geçireceğiz. Ben burada birinci belirti olarak kronik yorgunluk yazdım. Mesela diyelim sabah kalktığınız vakit 8 saat uyumuş olmanıza rağmen kalktığınızda kendinizi çok aşırı yorgun hissediyorsanız bu da yavaş çalışan bir metabolizma belirtisidir. Yani kendinizi sürekli yorgun hissetmek, enerji yakmadan bile yorgunluk hali. İkinci belirti olarak da kilo problemi yazdım ben buraya. Metabolizması yavaş çalışan kişilerin daha hızlı kilo aldıklarını ve rejim yapmaya başladıklarında başkaları kolayca kilo veriyorken kendileri yani metabolizması yavaş olan kişilerin çok daha zor verdikleri hatta hiç veremedikleri görülüyor. Bu da demektir ki metabolizma yavaş çalışıyor. Burada üçüncü belirti olarak el ve ayakların soğuk olduğunu yani sürekli üşümek. Bu da demektir ki vücut ısısı çok düşükse yani hipotiroidizm belirtisidir. Yani tiroidlerinizin normal çalışmadığını, yeterince aktif olmadığını gösteriyor. Normal çalışmayan tiroidin de metabolizmayı da yavaşlattığını gösteriyor. Burada da metabolizmanın yavaş olduğunu görebiliriz eğer sürekli üşüyorsanız. Burada dördüncü belirti olarak saç dökülmesi yazdım veya seyrekleşmesi. Yavaş metabolizmanın saçı yetiştirme ve yenileme kabiliyetini de etkiliyor. Böyle olunca da daha az saçlarınız uzuyor, daha gürlüğünü kaybediyor. Hatta saçlarınız kuruyor, yeri geldiğinde dökülüyor, azalıyor. Bu da bu belirtilerde yavaş çalışan bir metabolizma belirtisidir. Bir başka belirti olarak da kırılan ve çok incelen tırnaklar. Burada da görebiliyoruz ki vücut e, besin eksikliğinden tırnakları da etkilediğini, hatta daha çabuk kırılgan olduklarını anlayabiliriz. Burada altıncı belirti olarak kuru bir cilt yazdım. Mesela diyelim vücut çok fazla üşüdüğünde, burada yazmıştım. El ve ayak çok soğuk olduğunda, hep üşüme hissi olduğunda vücut yeterince terlemediği zaman yani hep üşüyor ya. Yeterince terlemediği zaman da vücudun nemini koruyamıyor. Böyle olunca da cildimiz kuruyor ve zaman zaman cilt çatlıyor ve kırık hissetmesini sağlıyor. Burada da yavaş çalışan bir metabolizma belirtisidir. Burada yedinci belirti olarak kalori isteği yani düşük enerji. Yavaş metabolizması olan kişilerin sıklıkla insülin direnciyle de bağlı. Böyle olduğu zaman da vücut sürekli bir şeker isteği oluyor. Hep böyle bir karbonhidrat ihtiyacı içinde oluyor ve özlem içerisinde oluyor. Hem bir yandan şeker alıyor, depolamaya başlıyor ve vücuttan atamadığı için de vücut kendini yorgun hissediyor ve tekrar yine aynı şekilde kalori isteği doğuyor ve kısır bir döngü oluşuyor. Hep böyle bir düşük enerji ve hep bir kalori isteği olmuş oluyor. Bu da aynı şekilde yavaş çalışan bir metabolizma göstergesidir. Ve burada 8. belirti olarak 40 yaş üstü yazdım. Bu da demektir ki eğer yaşınız 40'ı geçtiyse veya menopozdaysanız burada da metabolizmanızın yavaşlaması çok normal. Yani yüzde 30 vücut metabolizması yavaşlamaya başlıyor belirli bir yaştan sonra. Hatta kadınların metabolizmasıyla erkeklerin metabolizması da çok farklı çalışır. Erkekler kadınlara nazaran daha hızlı metabolizması var. Bunu da burada belirtmek isterim. Burada bir diğer belirti de çok sık migren yani baş ağrısı olması. Bu da demektir ki tiroidleri yavaş çalıştığı zaman metabolizmanız yavaşlıyor ve buna bağlı olarak da daha fazla başınız ağrıyor ve daha fazla migren atakları yaşayabiliyorsunuz. Bunu da yavaş metabolizmaya bağlayabiliriz. Burada da 10. belirti olarak genetik yazdım. Yani ırsi bazı kişilerinde gerçekten genetik olarak metabolizmaları yavaştır ve bunu tedavi etmek için mutlaka doktora sormaları lazım. Ona göre de bir tedavi vardır diye düşünüyorum. O yüzden bunun tahlillerini yaptırın ve ona göre de doktor bir tedavi verebilir. Buradaki bir diğer belirti de unutkanlık. Metabolizmamızı düzenleyen tiroid hormonları eksildiği zaman zayıf bir hafızaya ve unutkanlığa da neden olabiliyor. Bu da demektir ki mesela sık sık yaşadıklarınızı veya yapacaklarınızı unutmaya başladığınız zaman bu da bir yavaş çalışan bir metabolizmanın göstergesi olabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Burada bir diğer belirti de depresif haller yazdım. Burada insan kendini depresyonda hissediyor. Neden? Çünkü tiroidleriniz normal çalışmadığı zaman gerçekten bütün vücudunuzun dengesi bozuluyor. Bu da ruh halinizi de etkiliyor. Öyle olduğu zaman da sanki sürekli bir hüzün, ağlamaklı, kendinizi yani böyle bir ruhsal daralma halinde görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde metabolizmanızı yavaş olduğunu da gösterebilir. 13. belirti olarak da düşük bir nabız yazdım buraya. Bu da demektir ki kalp atışlarınız eğer çok düşükse bu da aynı şekilde metabolizmanızın düşük olduğuna bağlı. Çünkü nabız ile metabolizmanın orantılı bir şekilde çalışması lazım. Dolayısıyla biri yavaşladığı zaman öbürü de yavaşlıyor. Bunun da nabızınız düşükse metabolizmanızın da yavaş çalıştığının anlamına gelir. Burada diğer bir belirti de kan şekeri dengesi. Eğer vücudunuzun insülin direnci varsa bu durumda e, kronik olarak bir yavaş metabolizmaya da sebep olabilir. Yani bu da, bunu da buna bağlayabiliriz. Onu da ancak doktorun bir tahlil yapmasıyla anlayabiliriz. O yüzden bir doktora görünmekte fayda var. Burada bir diğer belirti de kabızlık yazdım. Eğer düzgün beslenmenize rağmen e, normal bir şekilde tuvalete gidemiyorsanız ve sık sık kabızlık çekiyorsanız yavaş bir metabolizma sindirim sistemini de etkilediği için o da kabızlığa neden oluyor. O yüzden onu da yavaş bir metabolizmaya bağlayabiliriz eğer kabızlık çekiyorsanız. Ve son olarak da regle düzensizliği yazdım ben buraya. Yani normal bir şekilde regleniz gelmiyorsa, aksıyorsa veya erken geliyorsa burada da bir yavaş metabolizma göstergesi olabilir. Yani bu da demektir ki tiroid bezleriniz normal çalışmıyor. Ben burada videomda size e, yavaş bir metabolizmayı anlayabilmek için belirtileri anlattım. Siz yine de doktora tahlil yaptın ve ona göre de e, doktorun tavsiyesiyle hangi tedaviyi uygulamanız gerekiyorsa veya hayatınıza katmanız gereken farklı aktiviteler e, varsa ona göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.